Merhabalar, Ev Gezerim YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Konya'nın Çumra ilçesinin Çatalhöyük mevkisine geldik. Burada neler var? Tabii burası M.Ö. 7400 yıllarında yapılmış. İlk medeniyet, ilk uygarlık, ilk mimariler burada. Tabii o zaman neler yapılmış? Şimdi hala biz aynı evlerde mi yaşıyoruz? Bunları bir beraber inceleyelim bakalım isterseniz. Evet, başlayalım. Burada bir tane model ev var. Tabii asıl kalıntılar yukarı tarafta. Burada da model evleri yapmışlar. İçerisine bakalım. Diğer... Gezmeye başlamadan önce ben sizlere yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Ev Gezerim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Burada bir oda var ve sadece bir tane de yan tarafında kiler olarak kullandıkları, hem yemek pişirdikleri hem de kiler olarak kullandıkları bir oda daha var. Ama tabii orası buranın dörtte biri kadar falandır herhalde. Hem yattıkları yer, hem oturdukları yer, hem yemek pişirdikleri yer, hem sohbet ettikleri yer. Ve buranın kapısı hiçbir şekilde yok. Üst taraftan giriş yapılıyor. Aynı şekilde buradaki odalara ya da evlere diyelim hatta. Yani buraya giriş için sadece kullanılan tek yer şu üst tarafta gördüğünüz bir alan var. Şu an üstü tabii kapalı ama yani tek giriş sağlanacak, içeriye tek hava alacak yer. Tabii hava alacak yer derken buraları kerpiçten yapıldığı için zaten normal bir hava alıyor aslında. Tabii içerisi şu an çok serin. Evet. Yani dışarısı yanıyor. Tam öğle sıcağında geldik. Güneş evet. Tepemizde ve içerisi kerpiç evler. Yani süper. Hep köylerimizdeki kerpiç evler. Mükemmel o açıdan. Tabii hemen burada bir tane ve mutfak Kübra Hanım. Mutfak. Evet. Mutfağa geldik. Tabii yani... bu arada böyle bir giriş yok ve pencere de yok. Yani hiçbir ışık giren yer, yani tek ışık giren yer yukarısı. Tam Ve uyumalık. Evet, o yüzden de buraya mutfağı kurmuşlar. Mutfağı derken işte artık ocağı kurmuşlar. Ne diyordunuz siz Ali Bey buna? Harman biç miydi? İşte bu tandır sonuçta, bir yani, tandır yani evet. Bir nevi. Ocak, her şeyi burada pişirmişler. Yani buraya yani... bu şekilde yapmışlar ve buradan çıkan duman da şu üst tarafta giriş alanının alt tarafına koymuşlar. Hani hem duman da oradan çıksın tabii diye. Tabii ben şeyi merak ettim. Hani yemek pişirirken buradan girip çıkıp is kokusu vesaire. Tabii çok is basıyormuş. Hatta bazı yerlerde sürekli sıva yapıyorlarmış. Temiz insanlarmış bence. Ne kadar çünkü güzel, 160 evet. kat sıva olan yerler tespit edilmiş. Yani buradaki tüm evler dip dibe bitişik. Biraz sonra yukarıda da bakacağız. Ve sokak yok, cadde yok. Ne Hep kadar güzel. evlerin tavanlarında yaşamışlar, çatılarda. Şey olmuyor muydu Çatılarda ki herkes acaba? tıkır tıkır geziyor. Ya onu diyecektim Yani. işte. Böyle ses geldi falan bam güm diye. Ve bu yapı 2000 yıl devam etmiş. Ne Yani kadar güzel. 2000 yıl. Yani tabii nesiller gelmiş geçmiş ve her nesilde de gene yukarıda bahsedeceğiz diyeceğim ama bu evi kapatmışlar. 80-90 yıl bir evin ömrü var. Üzerine yenisini yapmışlar. Yenisini yapmışlar. Böyle devam Evet. etmiş. Bence Ve buraya hiçbir gezelim. şekilde değişmemiş de aynı şey korunup Evet. yenilenmiş. Evet. Bu şekilde böyle bir alan var. Aslında yani düşünsenize şimdi biz şey Ebeveyn diyoruz. yatak odası. Ha o yani onu diyecektim böyle salon işte şu kadar metrekare, oturma odası şu kadar metrekare vesaire falan filan. Yani komple bir ev aslında yani yattıkları alandan işte ne bileyim oturdukları alandan yemek pişirdikleri alandan samimiyet varmış aslında o zamanlarda. Sanırım o zamanlarda hiç savaş da olmuyormuş değil mi Ali Bey? Yani tabii burada En hiç güzel. mesela surlar yok. Surlar olmadığı için hiç savaş olmadığı söyleniyor. Ama tabii dışarıda vahşi hayvanlar olduğundan dolayı biraz evleri korunaklı bu şekilde yapmışlar. Yani o şekilde teoriler Ekstradan var. kapı pencere olduğu zaman onları da çünkü bir Yani şekilde kapatmak evet. gerekiyor. Ama Evet. bu şekilde üstten tek bir yer. Evet. Elimizdeki nimetlerin farkında değiliz. Şu kısımlar Evet. yatak. Yani. Burası da yatak. Ve altlarına sadece o zaman da işte avladıkları hayvanların postlarını seriyorlarmış. O şekilde yatıyorlarmış. Yani şimdi yatak beğenmiyoruz. Öyle Yumuşaklığını tabii canım. Yok omuriliğim eğri, ona göre yatak beğenmiyoruz. olsun, şöyle yatak Aynen. olsun Yani falan olsun. E beldesteyi onlar da bilmem şey. insandı. Yani onlar da yaşadılar. Evet. Ve yani Tabii o zamanın şartlarıyla hani şimdi o zamanın diyeceksiniz ki ya o şartları. zamanın şartlarında işte şöyle böyle. Evet o zamanın şartlarında yani O onlar zamanın için de şartları derken bence yani şimdi şöyle düşün.
Burada mesela ya atıyorum 2000 veya 8000 kişi arası yaşamış bir şeyde Batı Höyük ve Doğu Höyük diye geçiyor. İşte Neolitik dönem ve 2000 yıl. Yani komşuyla dip dibesin. Herkes yaşamış beraber. Evet. Şimdi komşudan haberimiz yok yani. Ay var artık. Kim nedeni? Ha, var tabii de. Yani daha sonra buralar terk edilmiş tabii. Yani neden terk edilmiş bilmiyoruz. Yani 2000 yıl insanlar yaşadıktan sonra bazı teoriler var. Kuraklık veya iklim değişikliği gibi bir şey olmuş olabilir. Ya veya da salgın hastalık olmuş. Evet, salgın hastalık. Yani şu an belki biz de bunları yapıyor olabiliriz. Sitelerden kaçmıyor muyuz bahçeli müstakil evlerde? Evet, tabii ki. Hepimizin yaşadığı bu değil yani, mi? Sakinleşmeye yani, başladık. Sakin, tenha ortamlara. Birbirimizden kaçmaya yani, başlamadık mı? Tabii ki de. Belki nerede de şu bu an insan görüyorsak kaçıyoruz evet artık. Yani belki de elimizdeki nimetlerin farkında olmayıp bu da başımıza gelen evet bir musibet. Bilmiyorum. Yani, ölülerini hiçbir şekilde işte bir mezarlık yok ya da dışarıda başka bir yere gömmüyorlarmış. Yaşadıkları odanın içinde orayı gömüyorlarmış. Evet, yattıkları o yerleri. O yeri evet üzerine evet de yatıyorlarmış. Yani acaba biz neden? Evet. Bence bağlılıktan dolayı. Ya tabii da ki de. Bazı şeyler de diyorlar yani daha sonra dirileceğine inanıştan da bence bağlılıktan yani böyle insanlar bir beraber yaşamış. Bence çok bağlılarmış birbirlerine. Olabilir. Buranın çok güzel bir krokisini çizmişler şehrin. Bu şekilde evlerin olduğunu ya da işte odaların olduğunu. Burada dağı çizmişler. Dağdan da yine aynı şekilde yanardağın lavları çıkıyor. Oradan belli bir zaman sonra o lavlar obsidiyen taş olarak siyah hale dönüşüyor. Ve onlardan da işte bıçak, kesici alet, işte ayna, o tür şeyler yapmışlar. Hatta ilk aynanın o zaman yapıldığını falan söylüyorlar. Bu dağda muhtemelen ya Hasan'da ya da Karadağ, çünkü iki tane volkanik dağ var. Hatta Konya'da biraz daha yakın tarafta Takkeli Dağı olduğu bile söylenen var. Ama hangisi olduğu konusunda hem bir fikir yok yani. Ortak bir fikir yok açıkçası. Ve düşün yani işte yanardağ bile patlıyor. Yani öyle bir dönemde yaşıyorsun. Dışarıda yırtıcı hayvanlar var. Yani evet halimize bin şükür etmemiz gerekirken evet hayırlısı ne diyelim. Yani evet onlar da insan. Biz de insanız. Yani bir şey diyemiyoruz. O zamanın şartlarında o, bu zamanın şartlarında bu. Yani çok yok, evim farklı. Yok evimde 3 oda olsun, 4 oda olsun, 5+1 olsun derken evet, al sana 12 metrekare ev. Evet, şimdi bu tarafta da bu şekilde yine böyle çok güzel bir kapı var. Sürgülü mü? Hayır. Yani direkt açık yani. Direkt doğal. Burada da bir kiler alanı var. Kilerler kuzeye yani, doğru yönü. Korunan. Şöyle iki tane bölüm var, biraz karanlık. Diğer model evlerde de onları da kontrol edebiliriz, evet, bakabiliriz. Ve kiler var, düşün. Şimdiki müteahhitler daha yeni yeni yapıyor. Evet. Abi al, yani buralara gelip niye bakmıyorsunuz? Hani eskiden belli bir dönem vardı, belli bir dönemde hiç yok. Hatta çoğu şehirde kiler yok. Al depolama, tabii, direkt tabii evinde yok en yakın. Yani. Hep balkon değil ya. Evet. Yani. Evet, diğer örnek yerlere de bakalım. Oranın kilerleri daha büyük. Evet, çok farklı yerler var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Asıl gideceğimiz yerde ileride biraz sonra oraya gideceğiz. Yine burada model evler var. Evet. Sol tarafta da müze bölümü var. Oraya da gireceğiz. Ve burada çıkartılan bazı eserler Konya Arkeoloji Müzesi ve Ankara'daki Medeniyetler Müzesi'nde. Burada aslında tam detaylı bir şekilde gösteriliyor nasıl oldu. Evet. Ölülerini buraya gömüyorlar. Buraya defnediyorlar. İşte yan tarafta oturuyorlar. Çocukları oynuyor, sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Yatıyorlar, oturuyorlar. Yani bir odanın içinde yaşam aslında ne kadar büyük oluyorsa ev birazcık daha şöyle düşünebiliyorum. Ben mesela şahsen önceden 3+1'de oturuyorduk. 4+1 olsun, 4+1. 4+1'e geçtik. Şimdi artık evi toparlamaktan, evi temizlemekten kendime zaman ayıramıyorum işin gerçeği. Ha, ne gerek yani var şu sana an işte. Evet. Bir göz odam olsun, benim olsun, başım olsun. Benim olsun derler ya. Yani sağlığımız yerinde olsun, önemli olan o. Avladıkları hayvanların postlarını, derilerini bu şekilde serip. Ve yani, yine ocak alanı. Yine ocak ve kapı alanı girişi ve üst tarafta da yukarıda. Yine aynı şekilde. Yani. Buradan bir oda daha var. Evet, devam kilere edelim girelim. Mi? Buradakiler daha aydınlık aslında. E tabii çünkü insanlar burada tarımla uğraşıyorlar. Bak, aa, raf koymamışlar Ali Bey. Raf koymamışlar. Ya ne yani gerek var? Bak yüksek bir tavan var burada. Evet. Hakikaten böyle mi ki acaba? Tavanlar yüksek. Öyle değil mi? Ya zaten köy yerlerinde de işte mutlaka böyle bir oda olmaz mı? Hala var. Tabii hala canım. Kullanılıyor. Aynen. Yani sadece raf olmuyor. Yine orada gıdaları saklamak için vesaire ne oluyor işte? Şuraya bir çivi çakıyorlar. Evet. Onu işte ipe doluyorlar. Aynı üst tarafta evet gözüktüğü gibi.
yine aynı şekilde saklama alanı olarak kullanıyorlar. Şimdi tabii daha modern hale getirildi işte dolaplarla vesairelerle. Şimdi burada bir tane daha model evin devamı var. Bu da yine kiler. Burası da depolama alanı olarak kullanılmış. Depolama alanından giriyoruz. Arka tarafta bakın burada da yine ne yazmış? Tahıl peteği çok yüksek. Bu yüzden burada depolanan tahıl gibi gıdaları daha rahat alabilmek için burada bir delik var. Burada evet, bir delik var. Şöyle. Ve burası da bir havuz gibi yer yapmışlar. Alanı. Doldurup. Aynen. Şuradaki yerden çok rahat alabilmek için bir yer. Acaba evet, orası da kapatılıp açılıyordu muhtemelen. Ve buradan yani yine evin içine giriyoruz. Evet. Yine burada ocak var. Bak burada çift ocak var. Çift yani, ocak var. Evet. Yani. Burada mangal. Orada yani ekmeğini vesairesini. Ya ne kadar güzelmiş aslında. Sade. Evet. Boğa başları var. Çünkü avladıkları hayvanları bu şekilde asıyorlar. Ve kök boyasıyla bu şekilde bazı desenler çalışmışlar yani. O boğa başlarının da bir özelliği vardı. Tabii bazı boğa başlarının işte mesela burada görüldüğü gibi bazı kült odaları var. Yani tapındıkları alanlarda olmuş yani. Öyle evet, odalarda yapmışlar açıkçası. Hadi bakalım. Evet, burada ziyaretçi merkezi var. Yani içerisi müze bir nevi. Burada da Kıbele tanrıçasının, tanrıça demişler. Yani kadına değer veriliyormuş. Yani bu şekilde sembolize etmişler. İki tarafta da aslan başları var. Aslan başları var. Evet, evet. Bunu aslında küçük yani 17 santimlik bir heykeli var. Buraya büyüğünü bu şekilde bir heykel olarak yapmışlar. Bakalım. Müzeye bakalım. Maskelerimizi takalım. Kapalı bir alana evet, giriyoruz. Ne kadar güzelmiş çizimler, şeyler yani. Yani işte, şu an hep bu figürler kullanılıyor zaten de. İşte benzer yukarıdaki geometrik şekiller. Mesela işte bu yörede, Anadolu'da, kilim dokumalarında mesela evet, hala kullanıyor. Mesela buradaki bak, bunu bile içerideki çizimler benziyor. Burada çocuk elizeymiş. Evet, çocuk elizi. Seramik yemek pişirme, çanak çömlek amacıyla kullanılmış bunlar da. Parçaları ve boncuklar var. Boncuklar yapılıyormuş. Bakın işte. Yani tabii, o zamandan bile varmış. Elbette. Yani kil topları varmış. Ve kerpiç evleri. Yukarıda da işte bir hayvanın avlanmasıyla ilgili evet, sahneler resmedilmiş. Tuzluğa bakar mısınız? Evet. İlk tuzluk. Tuzluklar hala aynı, pek değişmemiş. Yani değişmemiş yani. Obsidiyen aletler var. İşte volkanik camlardan yapılmış. Evet. Sağlam oluyor bunlar. Avlanmak için kullanmışlar. Çömlek kap. En güzel yemek nerede oluyor? Çömlekte. Aşağıda bir şeylerin olduğu belli. Tepeye çıkıyoruz. Asıl yerleşim yerine geldik yani. Evet. Asıl şehre geldik. Burası Doğu Höyük. Belli bir yıldan sonra işte milattan önce 5400'lerde Doğu Höyük'ü terk edip bu tarafa taşınmışlar. O da nerede bilmiyorum yani, şöyle bir etrafa bakalım, buralar dümdüz. Yani şu tarafta, arka tarafta sanki bir tepe yine vardı gibi. Yine bir kazı alanı var. Evet. Tabii bu alan 20 futbol sahası genişliğindeymiş. Yani öyle diyorlar, burası 20 futbol sahasında kazsa tarih fışkırıyor. Oh. Süper ya. Burada bir krokimiz var. 18 kat yapı var. Nasıl? Yani işte belli bir yıldan sonra evlerin 80-90 yıl ömrü olduğu söyleniyor. İçin toprak doldurup üzerine yenisini yapmışlar. Doldura doldura burası bir höyük haline gelmiş. Zaten buranın yüksekliği, höyüğün yüksekliği yaklaşık 21 metre. Yani 7 katlı bina yüksekliğinde neredeyse. Çıkarılmış en büyük bina buymuş. Bina 132. Hmm. Neden acaba? Evet. Durun. Şuralarda mezar çukurları var. Ve buranın sol tarafında da duvar kalın gözüküyor. Ve burayı çöp olarak kullanmışlar. Şöyle söyleniyor. Ya bu çöplüğün çöplük haline gelmesi, dolması yaklaşık 200 yıl sürmüş. Oo. Yani biz şu an ne kadar çöp üretiyoruz. Yani. O zamanki insanlar ne kadar çöp üretiyordu. Evet. İleride de bir kazı alanı varmış. Buranın üstünü böyle kapatıp korumaya almışlar yağmurdan, nemden. Yani tarih meraklıları özellikle gelmesi gerekiyor. Yani insanlar ne yaşamış, biz ne yaşıyoruz? Kendimize nasıl bir ders çıkarmalıyız? Biz mi medeniyiz? Onlar mı medeni? Yoksa onlar mı medeniydi? Şu an insanlar yani
birbirlerini kırıp döküyor. Evet. Bazı hayvanlarla da beraber gömmüşler. Evet. Yalnız burası çok sıcak, hamam gibi şu an. Evet. Sauna şeklinde. Şimdi karşı tarafta orada ikinci bir kazı çalışmasının yapıldığı yer varmış. Şimdi bir de oraya bakalım. Burası da Höyük. Yani 1958'de ve daha sonraki yıllarda. Abi sen gelip burayı nasıl buldun? Çok enteresan. Yani. Ya tabii dümdüz ovada Höyükler gözüne çarpmış olabilir. Yani şimdi o zamanki teknolojiyle bizim topraklarımızın altında neler olduğunu keşfedenler ve yıllarca bunları yabancılar yapmış. Yani buradaki kazı çalışmalarını son birkaç yıldır belki de Türk arkeologlar tarafından yapılıyor. Yani bundan 60 yıl önce bizim topraklarımızın altında neler olduğunu bilenler bugünkü teknolojiyle bizim denizlerimizde, topraklarımızda neler var bilmiyorlar mı? Her şeyi biliyorlar. Bu arada bastığımız bu yerlerin altında bile neler var neler kim bilir yani. Çünkü bayağı bir yükseltinin üzerindeyiz. Şu an tam Hüyün tepesindeyiz. Dikkat, derin çukurlar var diyor. Düşerseniz sorumlu sizsiniz yazmışlar. Ey Gezelim kanalı olarak dünyadaki ilk mimari yapıları beraber sizinle gezmiş olduk. Evet. Kendimize çıkaracağımız dersler var mı? Elbette var. Ya bence en büyük hatamız, en büyük ayıbımız aslında. Burada ta yurt dışında var. Bir tane sırt çantasını alıp buralara gelip bu güzellikleri görüyorlar. Ama biz kendi dibimizde olan yerlere bile gitmiyoruz. Evet. Asıl kazı alanına geldik yani. Mükemmel ya. Gerçekten de. Evet. 18 kat gidiyor işte. Yani işte kaza hepsini çıkarmışlar arkeologlar. Evet. Sağ olsunlar burada yani bayağı bir emek var. Tabi bunları keşke bizim arkeologlarımız çıkarmış olsaydı, biz keşfetmiş olsaydık. Karşınızda ne görüyorsunuz diye burada bir krokimiz var. Hemen bize anlatıyor. Şimdi bir, bizim bulunduğumuz alan. Şu İki. En ortadaki yer, orası neymiş? En alt artık yani olan yer. 99 yılında arkeologlar Çatalhöyük'ün ilk seviyesine ulaşabilmek için bu açmayı kazdılar. Aşağıdaki gördüğünüz alanın 3 metre aşağısında. Şurası. Doğal tabana ulaşılmış. İlk taban orası. Evet. Ondan sonra yani ilk ev oraya yapılmış. Ve burada şu da var, lider yok. Yani senin bir liderin yok yani. Herkes, ya bireyselcilik yok, ego yok. Yani abi ben bu hayvanı avladım, sen hangisini avladın? Aynen. Ben daha iyi avlarım. Sen benden daha büyük nasıl avlarsın diye birbirini avlamamış insanlar. Ya da yani. Şey böyle, benimkilerim senden daha büyük. Daha büyük yani böyle bir şey yapılmamış. Ve buraya çarşamba çayı geliyormuş. O yüzden dolayı da verimli topraklar var. Hem de işte kraterin yanında olması. Bunlar verimli topraklara sahipmiş insanlar yani. Evet. Evet. Burası diğer taraftan daha da bir sıcak. Evet. Tabii buradaki insanlar ticarette yapmışlar. Yani Akdeniz bölgesinden buraya geldikleri söyleniyor. Buradan da bir giriş var. Bir de buradan evet, bakalım. Buradan bakalım. Karşı tarafına geldik. Evet, ilk manzara resminin olduğu bölüm böyle. Burada siz ne düşünüyorsunuz demişler. Evet. Daha bir yakınına geldik. Şu çuvallar ne derseniz onları arkeologlar koymuşlar yıkılmasın diye. Yani küçüklü büyüklü farklı farklı evler var. Evet. Duvarları görüyoruz. Birbirine bitişik. Evet, ilk eve geldik. İlk evin yakınındayız. Burada toplamda ise 4000 yıl boyunca çatışma olmamış. Yani insanlar hayatı paylaşarak yaşamışlar. Yani burası insanların hayata paylaşarak yaşamayı bizim kendimize model alabileceğimiz ilk yapılar açıkçası. Evet, bugün şimdi sizlerle beraber dünyanın ilk mimari yapılarını gezdik. Elimizdekilere ne yapıyoruz? Şükrediyoruz. Şimdiden kusurumuz olduysa affola. Biz nacizane araştırdığımız kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalıştık. Ve bu güzelliği de size göstermek istedik. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımızı takip ederseniz çok seviniriz. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.